For these questions, one or two, choose the best options to fill in the blanks. Birinci ve ikinci sorular için boşluklara gelebilecek en güzel şıkları seç. Burak. Do you enjoy spending time on the internet? On the internet, internette vakit harcamayı sever misin? Yeah, I can't imagine a life without the internet. I can't imagine a life, bir hayat hayal edemem without the internet, internetsiz. İnternetsiz bir hayat hayal edemem. Well, do you think you are a real internet addict? Do you think, düşünüyor musun? You are a real internet addict. İnternet bağımlısı mısın? Gerçek bir internet bağımlısı olduğunu düşünüyor musun? To be honest, dürüst olmak gerekirse, yes. Ve olumlu bir cümlelerle devam ettirmiş. Burak, I think you should get help. I think, bence, you should get help. Yardım almalısın. Bakalım şimdi ne demiştir. I never like or share anything on the internet. İnternette I never like, hiç sevmem, or share. I never like or share, like atmam ve paylaşmam. Anything, internette hiçbir şey like atmam ve paylaşmam. Yok, bu saçma oldu. I feel worried, endişelenirim when I am offline. İnternette olmadığım zaman endişelenirim, offline. İnternetim kesildiği zaman, internet bağımlısı, internette bağlanamadığım zaman endişelenirim. Bu olabilir. I use the internet moderately at home. Burada moderately şey demek arkadaşlar. Az çok yani. Az çok evde kullanırım. Bu da değil. I only browse articles about my lessons. Sadece derslerimle alakalı yazıları ararım internette. Dolayısıyla cevap B şıkkı. İnternete girmediğim zaman kötü hissediyorum. Gibi. For these questions too, choose the best option to fill in the blank. Do you follow any after school activities, arena? After school activity, okul sonrası aktivite. Yani okuldan geldikten sonra yapılan işler. Yes, I do. Yani okuldan geldikten sonra takip ettiğim işlerim vardır demek istiyor. I am in the school football team and we have training every day. Her gün idman yapıyoruz. Okul futbol takımındayız. Well, bla 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 bla. I usually chat with my family. I also listen to music and read a book. İnternetle alakalı bir şey sormuştur. Çünkü şu da internetle alakalı cevap veriyor. Wow, you have great hobbies. Süper hobilerim var. Bakalım ne demiştir. What do you do in the evenings? Geceleri ne yaparsın? What type of music do you prefer listening to? Ne tür müzikler dinlersin? Öyle soru sorunca ailemle sohbet ediyorum denir mi? Yok. What is your favorite book genre? Burada diyor ki arkadaşlar senin favori kitap türün nedir? O da değil doğal, dolayısıyla. How often do you keep in touch with your parents? How often do you keep, ne sıklıkla, in touch with your parents? Ailenle ne sıklıkla iletişim kurarsın? O yüzden arkadaşlar, cevap A şıkkı değil mi? What do you do in the evening? Okay. Geceleri ne yaparsın? I usually chat with my family. Sohbet ederim diyor. Ve müzik dinlerim, kitap okurum. Okay. Eda, your deskmate, sıra arkadaşın Renaz called you. Seni aradı. He invites you to a cheese tournament. Cheese değil arkadaşlar, orası yanlış okudum. Cheese peynir demek. O şöyle yazılıyor. Peynir şöyle yazılıyor. Bakın. Bakın. Cheese budur. Bu peynirdir. Peynirdir, tamam mı? Ama buradaki yazılan iki tane S'li. Bir tane E'li. Bu da şeydir. Satrançtır.
karıştırdım az önce ama Allah'tan hemen düzelttim. Yoksa var ya, nasıl okunuyor? Şöyle okunuyor. Bakın, şöyle okunuyor. Cheese. Bu nasıl okunuyor? Chess. Chess diye okunuyor. Chess. Okey. Şunu şöyle yapalım. Sağa çekelim. Devam edelim. Seni satranç chess tournament. It starts at 5 p.m. Akşam 5'te başlanmış. On Sunday. Pazar günü akşam 5'te başlayan bir satranç turnuvasına seni davet etti. He wants to know your response. As soon as possible. Mümkün olan en kısa sürede. Demek. As soon as possible. Mümkün olan en kısa sürede senden response yani answer. Cevap bekliyor. To inform the organizer. Organizer. Gizem. Organizatör Gizem'i senin katılıp katılmayacağın konusunda bilgilendirmek istiyor. O yüzden pazar akşam, o yüzden şey hemen mümkün olduğu en kısa sürede cevap vermen gerekiyor. Rene's phone number is bu işte Aycan. According to the memo, bu şey arkadaşlar memo şey demek, şu kısa ekran yazısı, şu yani. Aycan and Rene's are in the same class. The event is going to be on weekdays, hafta içi olacak. Hayır, hafta sonu, pazar günü 5'te olacak. Renes talks Eda on the phone. Arkadaşlar bu bir memo. Gizem organize a board game tournament. Board game arkadaşlar bu tahta üzerinde oynanan oyun demek. Gizem organize ediyor değil mi? Çünkü Gizem'i bilgilendireceğiz ya. Gizem bunu organize ediyor. Cevap o yüzden bu. Neden diğer şıklar değil? Renes talks to on the Eda. Eda ile konuşmuyor. Eda mesaj göndermiş. Telefonda konuşma yok burada. The event is going hafta içi olmayacak. Aynı sınıfta olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlar cevap D. Look at the poster below and find the phrase that is incorrect. Yanlış olanı bul diyor. John is preparing a poster. Bir poster hazırlıyor. About disadvantage of using smartphone. Akıllı telefon kullanmanın dezavantajlarından konuşuyor. Disadvantage of the smartphone. It is his work. İşte onun yaptığı iş. Cons of using smartphones. Cons of using smartphone ne demek arkadaşlar? Hani şey oluyor ya, ürün incelemesi falan, bir şeyi böyle etraflıca incelemek. O işte. Cause addict. Bağımlılığa sebep olur. Provide easy communication. Kolay iletişim sağlar. Include security risk, güvenlik riskleri içerir. Disturb the concentration, konsantrasyonu, dikkati dağıtır. Dolayısıyla arkadaşlar bu olumsuz, bu da olumsuz, bu da olumsuz. İki olumlu. Bunu almaması lazım telefonun dezavantajı olarak. Cevap B şıkkı. Hey friends! Judy and I are going skateboarding this afternoon. Skateboard şey demek. Skateboard arkadaşlar şu var ya. Şu. Heh. Ne deniyor onlara? İşte bu. Do you want to join us? Bize katılmak ister misin? I am sorry but I cannot. I am having a picnic with my cousin this afternoon. Thanks for your invitation. I would love to come, but I have a basketball match then. That sounds awesome. I will be at the park to meet you. Arkadaşlar, cevap D şıkkı. Diyor ki çünkü, what is the invitation for? Davet ne içindir? Skateboarding, yani bu. Şu basketbol, şu ride bike, değil mi? Bu have a picnic on a grassland. And this is skateboarding. Geçelim diğer soruya. Işıkları böyle ben serpiştirdim şöyle ortaya. Şöyle de yapabilirdim aslında. A, B. Değil mi? Şu D'yi sağa çek. Şu olsun şöyle. Değil mi? Şunu da şöyle koyalım. Bütün ışıklar gözüküyor. Read the receipt above. Tarifi, yemek tarifesi. Her sınavda var arkadaşlar.
Which of the following is not one of the ingredients? İçerik demek bu. Otif fajita. Fajitanın içeriğinde hangisi bulunmaz? This is a photo of fajita. It is traditional meal in Mexico. Meksika'nın traditional geleneksel bir öğünüdür. Some ingredients for cooking fajita are steak. Et varmış içeriğinde. Tamam. One half tablespoon vegetable oil, yani one half tablespoon yemek kaşığı vegetable oil, yani zeytinyağı. One large onion, bir büyük soğan, bu da var. Three peppers of various colors, three peppers of various colors, değişik renklerde 3 biber, tamam bu da var. Şu Amerikan armudu yok yani. Avokado yok. Zaten onun yerine şey vermiş burada. Steak. Et ve kebap vermiş. Ama kebap olacaktı burası. Evet. This is I guess the... Oo, bayağı bir soru varmış ya. Geçelim. Read the text and answer the question. Soru neymiş? Which of the... biraz büyütelim arkadaşlar madem. Which of the following cannot be correct according to the text? Hangisi doğru olamaz diyor. Bakalım. The first email in late 1871, an engineer Ray Tomlinson sent the first modern email by using the at symbol. Bak ilk email bir mühendis tarafından symbol at Gmail var ya, öyle bir şeyle gönderilmiş. At symbol'la gönderilmiş. At Hotmail değil mi? Bakalım. Şimdi 1978, yani şundan bahsediyor. 1978 nerede arkadaşlar? Şu bak. İstersen ışıklardan gidelim ya. Ya da önce A şıkkına bakalım. 1980'de ne olmuş? Şimdi 1980 Profesör Scott E. Fallman suggested, önerdi. To use punctuation for ironic statements. Punctuation noktalama işaretleri demek. Ironic statements ne demek arkadaşlar? Ya şu şey var ya arkadaşlar. Gülücük ifadesi, surat ifadesi. Heh. Onlar işte. Yani 1980'de bizim bu adam bunları hani şu mesela gülen yüz değil mi? Şu mesela öpücük değil mi? Öpüyorum seni. Şu mesela surat, somurtkan surat. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bunları kullanmayı önermiş. Profesör Scott E. Fallman, evet, suggested the first smiley in 1980. 1980'de gülücüğü önermiş. Arkadaşlar ama the first diyor. Diğerlerini okumadığımız için belki onlar daha önceden de önermiştir. 1978'de A şıkkına bir şey diyemiyorum. First dediği için belki daha öncelerden de önerilmiştir. Keşke okusaydık ya hepsini baştan. Uzun olduğu için okumak istemedim. 78'den de olmuş bakalım. Roy Trubshaw and Richard Bartle developed the first multiplayer game. İlk oyun multiplayer çok oyunculu oyunu geliştirdiler. It allowed players all over the world to interact. Dünyanın insanların birbirleriyle etkileşim kurmasını olanak sağladı. Bakalım. Thomas developed the first multiplayer game to allow players all around the world. Evet bu da doğru arkadaşlar. Bu doğru. Gayet çelişkisiz doğru. Dan Gorman improved the software so the first webcam was burned. Dan Gordon ilk web camı şey yapmıştır. Bakalım. Dan Gordon, değil mi? Dan Gordon working in Cambridge University's computer lab modified the software so the first webcam was invented, değil mi? İlk web camı icat etmiştir. In late 1971'in sonlarına doğru evet e-mail şey olmuş. An engineer Ray Tomlinson sent the first modern email. Evet arkadaşlar, ilk e-maili de bu göndermiştir.
Dolayısıyla cevap o yüzden A şıkkı arkadaşlar. The first smiley, ilk smiley değil mi? Geliştirmiştir diyor. Demek o yanlış. Peki kim yapmıştır onun ilkini? Okursak buluruz. Devam edelim. Look at the menu below. Read the information and answer the question. Tamam, food, dessert, drinks. David comes to a restaurant and he wants to have lunch before his class starts. Ders başlamadan önce yemek yemek istiyor. Ne yemeği? Lunch. Öğlen yemeği yemek istiyor. He has only $35. Değil mi? $35. And it is 1:05 p.m. now. The first class starts at 1:30. 1:30 p.m. Keeping in mind how much money and time David has, ne kadar parası ve zamanı olduğunu aklında tutarak, hesaba katarak, what should he cook? Ne pişirmelidir? Bakalım arkadaşlar. Ne kadar süresi var? 25 dakikası var. 25 dakikası var. 25 dakikası var. Ve arkadaşlar 25 dakikası ve 35 doları var, değil mi? Bakalım. Pasta yiyebilirmiş. Bakalım o ne kadar alıyor? Pasta 14 dakika alıyormuş. $8. Bakın 14 dakika ve $8 gitti. 14 dakika. Hani bal, bal ne kadar alıyormuş? Arkadaşlar. Hani yok lan burada. Hani pancake. Evet, hani pancake. 8 dakikada bu alıyormuş. Önce ya şey yapalım ya, yazmadan direkt 8 dakikada bu alıyormuş. Önce dakikaları hesaplayalım. And limonata ne kadar alıyormuş? 8, 4 dakikada bu alıyormuş. 14, 8 daha 22, 4 daha 26. Bu olmuyor değil mi? Zamandan yetmiyor. Pizza. Pizza 12 dakika alıyormuş. 12. Strawberry. Değil mi? Cake. Çilek galiba. 15 dakikada bu alıyormuş. 27 dakika olmadı arkadaşlar. Hamburger. Hamburger. And arkadaşlar 18 dakika alıyormuş. Carrot ball. And arkadaşlar carrot balls ne kadar alıyormuş? 5 dakikada 27 dakika alıyormuş. 18 daha. Bir dakika, kafam kaçtı. Hamburger and chips and carrot ball. Iced tea ne kadar alıyormuş? Burada başlayalım. 2 dakika. Carrot ne kadar alıyormuş? 5 dakikada 7 dakika oldu. Bu ne kadar alıyormuş? 18 daha 25 dakika. Bak 25 dakika. Zamandan sıkıntı yok bu C şıkkının. Bakalım fiyatlarına bakalım. Iced tea 3 dolar. Carrot 5 10 dolar daha. 13 dolar. Hamburger 18 dolarda 31 dolar. Evet arkadaşlar, C şıkkını yiyebilir. C şıkkını hem zamandan hem de paradan kurtarıyor. Cevap C şıkkı. I am a chef in a very popular restaurant in Turkey. I prepare and serve many dishes in a day. Today, I wanna share my favorite recipe with you. Firstly, grate an onion. Şey diyor, rendele. Ve iki diş de garlic, sarımsak. Tamam mı? Onları koy bir şeye. Second, crack an egg into it. Bir tane de yumurta kır. Then add 500 gram of mince. Mince. Kıymaymış arkadaşlar. Ona da baktım. Yalnız bakarken şey oldu ya. Neyse boş verin. Means. Bunun anlamını bilmenize gerek yok. Ben sırf öğrenmek için baktım. Yani bilmeden de anlamını yaparsınız. Nerede kalmıştık?
Egg and 500 gram means some bread crumbs, ekmek kırığı değil mi? Ya da bilmiyorum, boş verin. Bu galiba ya ekmek kırığı ya da un gibi bir şey. Black pepper and kumin. Kumini de bilmiyorum ne olduğunu. Next, knead the mixture about 5 minutes. O kadar dakika karıştır. And roll the means mixture into balls. Değil mi? Top haline getir. After that, place the meatballs on a baking tray. Evet, tavaya koy. And bake them 20 minute, 20 dakika pişir. In the oven, fırında. Finally serve hot. Bon appetit. Afiyet olsun. Which could be ingredient list for this recipe? Hangisi içeriği olabilir arkadaşlar? Oo, keşke baştan okusaydık. En başta arkadaşlar 500 gram kıyma, 500 gram kıyma, 500 gram kıyma, 500 gram kıyma. Tamam, sıkıntı yok. Patates var mıydı? Patatesten hiç bahsettim mi arkadaşlar? Hayır. İki tane şeyden bahsetti. Sarımsaktan bahsetti. Bakalım. Evet. Şimdi bir soğandan bahsetti. Bir burada da patates var. Patatesten hiç bahsetmedi arkadaşlar. Patatesten bahsetmedi. Şimdi bununla bunun farkı ne? Soğan, yumurta. İki yumurta diyor. Hayır, bir tane yumurta olacaktı, değil mi arkadaşlar? Direkt hemen eledik yani. Hiç kelimelerin anlamını bilmeye bile gerek yok arkadaşlar ya. Hiç yani, ben sırf öğrenmek için bakıyorum ama anlamını bilmiyorsanız tırsmayın ya. Öyle çok kelime falan ezberlemenize gerek yok. Sadece soru çözün. Evet arkadaşlar, galiba bitti. Şimdi şuna geldik. Which kitchen tool is not used by chef? Hangi mutfak aleti kullanılmadı? Rendele dedim mi? Great dedi. Bak, rendeledi. O zaman grater rende kullanıldı. Baking tray, kızartma tavası kullanıldı değil mi? Bak, baking tray kullanıldı. A bowl kullanıldı. Bakın. Onun içinde konuldu. Kullanıldı. A saucepan, sos tavası kullanılmadı arkadaşlar. Kullanılmadı. Hadi. Arkadaşlar, oruçlu buralar o kadar sıcak ki konuşmaya takatim yok. Sırf sizin için çözdüm ya. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.